Gökçetepe Tabiat Parkı'ndan herkese merhabalar. Burası Edirne'ye bağlı Kişan'ın güneyinde Gökçetepe Köyü. Hemen arkamızda Gökçetepe Ormanı var. Ormanın içerisinde çok güzel bir kamp alanı yapmışlar. Hemen de sahilin kenarındayız. Burası aynı zamanda Ege Denizi. Aslında biz dün geceden geldik, çadırlarımızı kurduk ve gerçekten hiç ummadığım kadar büyük bir kamp alanı burası. Yani şu ana kadar gördüğüm en büyük kamp alanı diyebilirim. Biraz size burası hakkında bilgiler vereceğim. Hem de burada neler yapılabilir biraz onları göstereceğim. Evet, şu yukarıda kamp alanları var. Bizim çadırımız da yukarıda. Sahilde belirli aralıklarla lavabolar yapmışlar. Burada tatiliniz boyunca ihtiyacınız olan her şeyi bulabiliyorsunuz. İşte terlikler, mayolar, şortlar, mangal malzemeleri vesaire. Burada mangal kömürleri, tüpler. Hemen burada kasap var. Görüyorsunuz. Kasap, şarküteri, soğuk içecekler. Böyle içeceklerinizi buz gibi bir soğuk odada alabiliyorsunuz. Hatta burada peynirler, sucuklar, salamlar, ufak şeyleri de var. Hayranlar, mayranlar. Bir market var. Bu marketten alışveriş yapabiliyorsunuz. Hatta burada bir kafeterya var. Bu kafeteryadan da yine kahvaltı, tost, hamburger, sosisli, pasta, köfte, döner gibi şeyleri alabiliyorsunuz. Hemen karşıda Bülent Börekçilik var. Buraya bir şube açmış. Bence çok mantıklı. Burada da bir okey oynayabileceğiniz, tavla oynayabileceğiniz bir bölüm var. Çok güzel çim bir alan yapmışlar. Bu arada fiyatlar hakkında biraz bilgi vereyim. Kahvaltı tabağı 70 liraymış. Yarım ekmek döner de 75 liraymış. Yani burası için çok pahalı diyemem şu anki ekonomik koşullarda. Yani çok pahalı değil. İlk olarak bir sahile gidelim bakalım nasılmış. Hem de orada arkadaşlar bekliyor. Denizli açılışımızı yapalım. Hazır mıyız gençler? Değilim. Değiliz. Ya gerçekten çok soğukmuş buranın suyu. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Defne, hazır mısın atlamaya? Atlamayacağım. Atlayacak mısın? Hayır. Neden? Hadi atla. Al kamerayı da atla. Hayır. Al kamerayı denize git. Hadi bakalım. Su savaşı yapacak mıyız? Yapacağız. Hadi bakalım. Evet, bunlar çok nazlandı. Artık iş başa düştü. Yapacak bir şey yok. Hadi. 1, 2, 3. Hadi, soğuk değildi oğlum. Nasıl? Buz gibi. Burası için çok soğuk denizi var diyorlardı. Gerçekten haklılarmış. Buz gibi. Şu ilk 5 dakikayı atlatırsak herhalde alışırız diye tahmin ediyorum. Kalabalık olmasına rağmen deniz gerçekten çok temiz. Çok berrak. Su biraz soğuk ama girince alışıyorsun. İşte bu da bizim milletin bir hastalığı. Bayılıyoruz böyle şeyler yapmaya. Defne! Hadi! Hadi çıkar kollukları artık. Hayır! Kollukları çıkar. Hayır. Sen öğrendin yüzmeyi, hadi. Hayır. Hadi çıkar. Gereksiz artık bunlar. Hayır. Şimdi iskelenin karşısındaki platforma gideceğim. Orada Bahattin ve Defne ile balık tutacağız. Bakalım balık yakalayabilecek miyiz? İskelenin üzerindeyiz. Şöyle bir... Etrafa bakalım buradan. Manzara gayet güzel. Nasıl, güzel yüzdün mü Defne? Hadi çıkar artık şu kollukları. Hadi çıkar şu kollukları artık. Atayım mı? Hadi söndürelim artık. Söndürelim. Nasıl, balık var mı Defne? Var. Tuttunuz mu hiç?
Düştü mü? Bakalım. Şöyle bir dolduralım. Ve işte ilk siftamızı yaptık. Hoş geldin. Hadi bir isim koyalım buna. Ne koyalım? Ha? İspari. İspari, tamam. Ne yapacağız şimdi bu balığı? Salacağız. Salacağız değil mi? Çok iyi. Aynen. İşte bir... örnek davranış. Salalım mı Defne sence de? Defne salalım. Nasıl? Ben mi koyayım? Şortun içine girdi. Yok yok. Balık şortun içine girdi. De, yok yok. Martin. Yakala mı? He iyi var. O, gel ayakkabını kalk. Ne oldu, ne yapıyoruz şimdi onu atıyoruz. Siz de bulduk he. He? Karar ver oğlum hadi. Oğlum yiyeceksek yeriz bak geliyor he. İzmarit. He? Çıkart ayakkabını. Su var mı? Hadi. Çıkart ayakkabını. Hadi evet çıkart. Şöyle bir kova getirir gider. Gider kova getirir. Tamam. Biraz şey olduğunda. Aha. O kaçar. Ama unutmayın onu orada ha. Üstüne falan. Üstüne basarsın ondan sonra. Böyle kaçmaz mı? Ayakkabı zıplıyormuş böyle. İkincisi geldi. Aha gidiyor. Bak bunu buradan tutmaman lazım yoksa batırıyor şimdi değil mi? Balıklarımızı tuttuk, gidiyoruz. Bu akşam da Allah şükür karnımızı doyuracağız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Burada galiba balık tutma turları mı düzenliyorlarmış tekelerle? Evet, balık tutma turu var. 4 saatlik. 4 saat. 200 lira ücreti var. Kaç? 200 lira. Evet. Güzel. Barnum çıkıyor. Çıkır çıkıyor. Bahattin'in balığa ilgisi var. Belki bir tur da yaparız. 4 saatlik değişik bir aktivite olur. Onu da ayrıca yayınlarız. Şu tekneyle mi çıkıyorlar? Evet. Tura. Aynen. Şu saatlerini ha, bak verelim. Yazıyor. Hayden balığa balık turu rezervasyon numarayı da yazmışlar. Burada da ufak bir koy var. Bak jet ski falan da var burada. Jet ski falan kiralayabiliyorsun. Yukarıda da zipline var. Bak burada bir ATV var. Bu tarz etkinlikler de yapabilirsiniz. Şöyle bir üste çıkalım biz de. Evet, burası böyle özel bir koy gibi olmuş. Baksana. Çok güzel. Şurada bir fener var. Bakalım oradan da manzaraya. Gayet güzel. Şöyle bir yukarıya çıkalım bakalım. Gökçetepe Tabiat Parkı'nı biraz şöyle anlatayım size. Burası Tabiat Parkı'nın en son bölümü, liman bölümü. Bu tepenin arkasında ilk girdiğimiz kısım var. Yani orada bir devamı da var. İlk orası sizi karşılıyor. Daha sonra buraya kadar gelebiliyorsunuz bir kısma kadar. Ama herhalde denizi ve kumu en güzel olan bölüm burası. Bahattin balık var mı? Bitmiş mi? Bahattin oraya geceden olta atmış. 2 tane vuracak diye bir iddiası vardı ama olmamış. Bu merdivenler bana 7 kule surlarını hatırlattı. Onlara da böyle döne döne iniyorduk. Hasan kardeşimle beraber onun da bir kulaklarını çınlatalım burada. Evet bu
tur teknesi. Bu tur teknesiyle hem tekne turu yapılıyormuş. 1-3 ve 3-5 saatleri arasında günde 2 defa, 2'şer saat 6 tane koya uğranıyormuş. 6. koyda da 1 saat bir yüzme molası veriliyormuş. Bir de saat akşam 7 ile 11 saatleri arasında da balık turu yapılıyormuş. Yani 4 saat balık tutma turu. Balığın en yoğun olduğu saatler olduğu için o saatlerde yapılıyormuş. Tekne turunun ücreti 150 TL dediler kişi başı. Balık turunun ücreti de kişi başı 200 TL dediler. Eğer buraya geldiğinizde bunlar ilginizi çekerse bunlardan da faydalanabilirsiniz. Evet, plajın birçok yerinde duş mevcut. Görüyorsunuz böyle duşlar var. Yine aynı şekilde tuvaletler de var. Hatta çadırların olduğu kısımlarda belirli aralıklarla tuvaletler yapmışlar. Gayet yeterli. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Ne var ne yok. Böyle denizin hemen üst taraflarında çadırların bulunduğu alanlar var. Burada anlasit bayrağımız dalgalanıyor. Bu yolun hemen üst tarafında da yine aynı şekilde çadırlar kuruluyor. Oralar biraz daha tenha. Bu arada yani çok kalabalık. Bayram olduğu için çok kalabalık normalde. Bu kadar kalabalık olduğunu düşünmüyorum. Baya kalabalık. Tabii belli bir yere kadar burada araçları girmesine izin vermiyorlar. Ve işte kahvaltı zamanı. Burası da bizim mekan. Oo gençler, afiyet olsun. Tamam, kahvaltıya geldik. Kaynağımız seviyormuş. Ve bakın Gökçetepe'ye kimler gelmiş. Merhaba. Yine Hasan kardeşim buraya teşrif ettiler. Karşılaştık, bir araya geldik. Hoş geldin. Ne haber? Hoş buldum, sağ ol. İyiyim, seni gördüm, daha iyi oldum. Çok güzel geçiyor, çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Devam edelim, keyfini çıkartalım. Konuşa atlayalım mı? Atlayalım. O zaman. Ama şöyle atlayalım. Dur böyle. Hayır, öyle atlamayalım. Ben öyle mi atlayalım? Öyle, böyle mi atlayalım? Hadi. Bir. Hadi. Bir, iki, üç. Nasıl, soğuk mu? Soğuk. Evet, Hasan'a hoş geldin partisini düzenledikten evet. Sonra biraz yüzme keyfi yapalım. Neler yaptın? Ve tuz gitti. Yanıyor. Ne yapayım, gezdik geldik, seni görmeye geldik işte. İyi yaptın, hoş geldin. Beğendin mi orayı? Güzel, çok güzel. Yani tam gelip kalmalık bir yer. Aynen öyle. Bu arada akşam saatlerinde burası çok daha güzel oluyor. O gündüz buz gibi olan su şu an gerçekten sımsıcık. Harika. Bu saatlerde yüzmek daha güzelmiş burada. Kestin mi çocuklarını? Hasan kesiyor. Eline sağlık kanka. Eyvallah kanka. Hafta kes. Şey korkuyor gibi valla. Sucuğa doyuyor. Evet, bugün de menüde sucuk var. Mangalcı Bahattin. Ellerine sağlık yine. Afiyet olsun. Hızlı abi. İttir az direkt. Daha düşüyordu. Yap şeklini. Evet işte be. Ne çeviriyor? Ne çevirdin? İki tane zayimiz oldu ya. Hadi canım. Yani? Zayi vermedik gerçi de. Hallettik. Evet, gece oldu. Artık yatma vakti. Çadırımıza giriyoruz. Hadi bakalım. İyi geceler.
adam koskoca kamp alanında başka yer yokmuş gibi geldi çadırımın dibine, çadırını kurdu. Bütün gece horladı. Sabah 7'sinde de kalktı. Yani birlikte kahvaltı yaptık resmen adamla. Dip dibe böyle. Bu çadır kurma mesafelerine bir kural getirilmeli kesinlikle. Büyük sıkıntı. Sıra geldi yumurta pişirmeye. Şaka şaka tavlanacağız. Nesini oynuyoruz? Neyse istiyorsun. Yemeğini oynuyoruz. Yemeğine. Büyük adanın rövanşını yapacağız şimdi Vatin'le. Tabii ki sahillerin olmazsa olmazı tavla. Hadi bakalım başlıyoruz. Ne oldu ya? Nereye gidiyorsun? Top hayırdır? Oynayalım ya. He? Top oynayalım. Hayırdır ya? Niye sinirlendin bu kadar? Evet, son akşam yemeğimizde hamburger yiyoruz. Bugün mangal yapmayacağız. Ayrıca tesis içerisinde böyle hamburger, köfte, döner gibi şeyleri alabilirsiniz. Böyle bir imkanınız da var. Hamburger ne kadar kanka sen biliyorsundur. 65 lira. 65 lira mı? Nereden öğrendin bu hamburgerin fiyatını? Hamburger 65 liraymış. Köfte 75 lira. Döner ne kadardı? 10 lira. Onur'la Elif Nur gidince masa tabii küçüldü. Kahvaltımız daha böyle bir minimal hale geldi. Ama sucuklu oldu bu sefer. Evet. Bahattin son gün hiçbir masraftan kaçırmadı ve bize sucuklu yumurta yaptı. Onları doğradım ben. Evet, bugün buradaki son günümüz. Birazdan ayrılacağız. Şimdi son kez bir denize girelim. Kısa bir değerlendirme yapacak olursak gerçekten burası çok güzel. Şu ana kadar gördüğüm en büyük kamp alanı diyebilirim. Bu arada burada kamp yapmanın bedeli çadır başına 150 TL ama bayram için bunu fiyatı 200 TL'ye çıkarmışlar. Bir çadırda 2 kişi kalabiliyorsunuz. 2 ve üzeri kişi için kişi başı 50 TL alıyorlar. Bunun haricinde araçla gelirseniz, ki genelde insanlar araçla geliyorlar, araç girişi için de güne bakılmaksızın tek girişe 90 TL araç ücreti alıyorlar. Ücreti girişte ödüyorsunuz ve girişte ödediğiniz ücrete karşılık size bir fiş veriliyor. Bu fişte giriş gününüz ve saatiniz yazıyor. Yani çıkışta bunu tabii ki kontrol ediyorlar. Evet, denize geldik. Son denizimize de girelim. Evet, Gökçetepe'den artık ayrılma zamanı geldi. Bu güzel videoya renk katan sevgili dostlarım Bahattin, Gamze, Defne, Onur ve Elif Nur'a ve sonradan aramıza katılan sevgili dostum Hasan'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Gökçetepe'den sevgilerle. Bay bay. Buraya geldik. Çok güzel. Denize girdik. Kampı yaptık. Herkesi buraya bekleriz. Canan abimin kanalına abone olun lütfen. Bir de benim için videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Görüşmek üzere.